Cumhuriyet'in ilk yılları sosyal değişikliklerin sert bir surette yaşandığı devirlerdi. Kültürel değişimin sıkıntıları her alanda kendini hissettiriyordu. Eski ret hastalığına müptela olmaksızın şahsiyetini koruyabilen insanlar çok azdı. O, gündelik olanın peşinden gitmeden bir ömür kendinden vazgeçti. Aşkla yazı üzerine diz kırmayı seçti. Azmetti, sabretti, hamd etti. Sonunda Hamid oldu. ...1891 Diyarbakır doğumlu Hamid Aytaç, Doğu'nun kendi değerlerine yabancılaşmasının, Batı medeniyetinin aldığı mesafeye hayatları kuşatmasının sancılarını bütün benliğiyle hissetmiş ve hayatını yazının kalemin etrafında kümelenen bir medeniyet şuurunu taviz vermeden geleceğe aşılamaya hasretmişti. 1900'lü yıllardan 2000'li yıllara gelinceye kadar ki yazı sanatının, daha doğrusu hat ilminin en büyük taşıyıcısıdır. Osmanlı'nın çöküşüne şahit olmuş, iki dünya savaşı görmüş, yokluk, sıkıntı çekmiş ama yazı aşkıyla kendini bir görevli olarak addetmiş, yazıyı günümüze taşımış en büyük isimdir. 1897'de Diyarbakır Ulu Cami Haziresi'nde bulunan Sıbyan Mektebi'nde başlar Hamid Aytaç'ın yazı aşkı. 6 yaşındadır henüz. İlk defa eline aldığı kamış, hokka, mürekkep ve ağırlı kağıda tutulur. Daha çocuk yaşındadır. Oyun çağında. O gün karar verir ve sokaktan gelen seslere kapatır kulağını bir ömür. Vaktinin neredeyse tamamını resim ve güzel yazıya ayırır okulda Hamid Aytaç. Hamid Aytaç'ın yazı aşkı derslerini ihmal etmesine ve okulda bir yıl kaybetmesine neden olur. Asker olmasını isteyen babası Zülfikar Ağa yazıyla uğraşmasını yasaklar. Ama o harflerin peşinden koşmaktan kendini alıkoyamaz. 1904'te 13 yaşında babasından habersiz Sultan II. Abdülhamid'in tahta çıkışının yıl dönümünde bir tuğra yazar. 3 günlük emeğine karşılık bir altın alır. Sevinçle eve gidip altın lirayı babama gösterince sert bir ifadeyle "Nereden buldun bunu?" diye sordu. "Bulmadım, belediyede yazı yazdım. Buna mukabil bunu verdiler." dedim. "İnanmam," dedi. "Akşam amcazademe sorarsınız," dedim. Akşam amcazadem geldi. O da "Evet, doğrudur," dedi. Babam memnun oldu ve yemin kefaretimi ödeyip yazı yazmama kesin olarak izin verdi. Diyarbakır'da eğitimini tamamlayan Hamid Aytaç yazının peşinden İstanbul'a gitmek ister. Güzel Sanatlar Akademisi'ne. Diyarbakır İdadisi'nin yazı hocalığı teklifini kabul etmez. Çünkü İstanbul'da hattat olabileceğine inanıyordu. Babası karşı çıkar. Diyarbakır'da kalmasını ister. İstanbul'a kaçmakla tehdit eder ailesini. 15 yaşındadır. Bunun üzerine babası ikna edemeyince akraba, aile efradını topluyor. Bir ziyafet veriyor onlara, durumu açıklıyor. Tabii gitsin diyenler oluyor, gitmesin diyenler oluyor. Ortada kalıyor mesele. Orada akrabalarından yaşlı bir zat, Hacı Bey, diyor ki Zülfikar Ağa'ya, "Oğlun madem ki bu kadar bu işin meraklısı, tevekkeltü alallah de, Allah'a dayan, güven, gönder," diyor. O da onun sözünü kıramıyor ve Hamit Bey bunun üzerine İstanbul'a geliyor. İstanbul'a geldiğinde 15 yaşındaydı ve hukuk mektebine ancak kaydolabildi. Ama amacı bu değildi. Güzel Sanatlar alanında, Güzel Sanatlar Mektebi'ne devam etmeyi amaçlıyordu. Daha sonra bu amacına da muvaffak oldu ama babası vefat etti. Cebinde harçlığı yoktu.
Hattat olmak için geldiği İstanbul'da geçimini temin etmek için çalışmak zorundadır artık Hamit Aytaç. Çok sevdiği akademiden de ayrılır bu yüzden. Sıkıntılı günler geçirir. Buna rağmen yazı yazmaktan vazgeçmez. Hep onun peşinden gider. Bir gün gazetede Marif Nezaretinin mekteplerde yazı hocalığı boştur diye çıkan ilanı görür, umutlanır. Açılan imtihana iştirak eder, muvaffak olur. 18 yaşındadır. İmtihanı kazandığı halde yaşı tutmadığı için almıyorlar. 20 yaşın üzerinde olması lazımmış. Orada hatta Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeki bazı zatlarla münakaşa falan ediyor. O sırada yaşlı bir zat bu tartışmaya tanık oluyor. Ona diyor ki evladım al şu kağıdı, adres veriyor. Haseki'de Gülşen-i Marif Mektebi var. Oraya gel diyor. Meğer o mektebin müdürü Süreyya Bey'miş o zat. Onun üzerine Gülşen-i Marif Mektebi'ne Ahmet Bey gidiyor. Orada hocalığa başlıyor. Gülşen-i Marif Mektebi Hamit Aytaç'ı Erkan-ı Harbiye Harita Dairesi Hattatı Hacı Mehmet Nazif Efendi'nin meşkine taşır. Okul müdürünün dostudur Nazif Efendi. Bu buluşma Hamit Aytaç'ı önce 1912'de Harp Okulu Matbaası Hattatlığına, 1913'te ise hocası Nazif Efendi'nin vefatı üzerine Erkan-ı Harbiye Harita Dairesi Hattatlığına taşır. 22 yaşındadır. Hamit Aytaç, bir melek sesi ve nefesi kadar gizli bir okşayış ve sarılış içinde olduğunu düşünür. Hangi okuma tarzıyla sizden sonraki insanlara veya çağınızın insanlarına aktarabiliyorsunuz? Hamit Hoca bu manada mesajını, yani misyonunu yerine getirmiş. Bir mücessem heykeldir yani. Bir abide şahsiyettir. Bir anıt şahsiyettir. Anıtsal bir duruştur Hamit Aytaç. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla Erkan-ı Harbiye memuru olarak Almanya'ya gönderilir Aytaç. Haritacılık üzerine ihtisas yapar. Bir yıl kalır Berlin'de. Savaşın sonunda İstanbul'da mütareke ile başlayan sıkıntılar ve darlık onu Nuri Osmaniye'de bir yazı evi açmaya iter. Çemberli Taş'ta Nuri Osmaniye'ye giden yol üzerinde ufak bir dükkan vardı. Orayı tuttum. Akşamları mesai biter bitmez elbiselerimi değiştirip doğruca dükkana gelip çalışmaya başlıyordum. Devlet memurlarının ikinci bir işte çalışmaları yasaktı. Bu yüzden asıl adımı kullanmadığımdan Hattat Hamit Yazı Evi diye bir tabela astım. O arada enteresan bir şey oluyor. Erkan-ı Harbiye matbaası müdürü levhayı görüyor. Musa Azmi Bey'e diyor ki Musa Azmi Bey, Cağaloğlu'nda Hattat Hamit Bey diye bir zat var. Güzel yazıları da var. Eğer şey olursa gidelim onu bir bakalım. Onu da buraya bünyeye alalım diyor. Hamit Bey'in kendisi olduğunu bildiği için ses çıkarmıyor. Olur efendim falan diyor. Ama bu arada Hamit Bey olduğu anlaşılıyor. Yazı yazdığı için mahkemeye verilir Hamit Aytaç. Hamit Aytaç memuriyetten ayrılmak zorunda kalır. Hamit ismini umumileşince bir daha değiştirmek istemez. Nüfusa tescil ettirir. Asıl ismi Musa Azmi iken azmetmiş, Hamit olmuştur. Bu işin çilesinin çekilmeden sonuca ulaşılmayacağını duruşuyla, çalışmasıyla, iştiyakıyla, azmiyle bizlere vermiştir. Takvimler 1920'yi gösterdiğinde Hamit Aytaç eski hattatların yazı örneklerini sabırla ve titizlikle inceleyerek başta Celil Virüs olmak üzere Sülüs Celinesi
Talik ve diğer yazı çeşitlerinde hemen hemen aynı kudrette kalem kullanan bir sanatkar şahsiyetiyle kendisini İstanbul'da hat çevrelerine kabul ettirir. 29 yaşındadır. İstanbul'la kucaklaşmanın ardından 14 yıl geçmiştir. Aytaç'ın İstanbul'da gözünün ve elinin üstün kabiliyetiyle ve azmiyle 14 yılda ulaştığı hem bir öğrenme hem bir terbiye amelesiydi. Onu Diyarbakır'dan İstanbul'a atan ateşin ta kendisiydi. Ben Sülüsü Hacı Nazif Efendi'den, Celi Sülüsü Hacı Kamil Aktik'ten, Tuğra'yı Tuğrakeş İsmail Hakkı Altunbezer'den, Talik'i biraz kendi gayretimle, biraz da Hattat Hulusi Efendi'den öğrendim. En çok hayranlık duyduğum Rakım'dı. Esasen hepsine hürmetim sonsuzdur. Her ne kadar birinin yolunu tutmamış olsam da onları tenkit etmezdim. Onlar olmasaydı biz olmazdık. Yesari Rakım ve Sami Efendilerin yolundan gitse de Hamit Aytaç, virüs yazılarına kendine has bir ruh ve şive katar. Celil Sülüsü istiflerindeki tenasüp, kıvraklık, akıcılık, istifteki rahatlık, denge ve okuma kaidelerine uygunluk, leke dağılımı muhteşem olarak değerlendirilir hat çevrelerinde. Hamit Bey de bütün bunların bir muhasalası, özeti gibi kendine uygun, kendine özel bir üslup keşfederek, ki mesela bazı harflerin küpleri diğer hattatlara göre daha geniştir. Hamit Aytaç 1920'den sonra harf inkılabına kadar eski harflerle yayınlanan yüzlerce kitap, gazete ve mecbuanın kapak yazılarına imza atar. İstanbul'da yazılan ilan, kartvizit, tabela gibi matbuatın pek çoğu onun kaleminden çıkar. Baba Ali'nin en önemli yazı evlerinden biri olur. Cumhuriyet'in ilanıyla başlayan yenileşme ağrısı toplumun mayasını oluşturan birçok kültürel dokuyu sosyal hayattan çıkarmaya başlar. Türedi bir burjuvazi, her yere hakim olur. 1928 yılına gelindiğinde harf devrimi ile hat sanatı da ötekileştirilir. Yasaklanır, sanat ortamı yok edilir hattın. Bu hattat mesleği bırakmak zorunda kalır. Artık bugünden sonra bize bu memlekette iş bulunmaz diyeceklerdir. Sirkeci'den Cağaloğlu'na kadar sağ kolda 150, sol kolda 150 hattat dükkanı vardı. Gece gündüz çalışıyordu. Hepsi dükkanlarını kapattılar. Bir tek ben kapatmadım. Allah bana yardım etti, muhafaza etti. Ve Osmanlı'dan kalan bu sanatı Cumhuriyet'e taşıma vazifesini bana yükledi. Ömür boyu hem sanatımı icra etmeye hem de öğretmeye yemin ettim. Batılılaşma uğruna hattın tasfiye edilmesi içini acıtır Hamit Aytaç'ın. Şimdi Hattat Hamit de hattatların ikinci atası gibidir. Çünkü ona kadar geldi, sonra bir tufan oldu, her şey yok oldu ama Hattat Hamit'le yeniden bu canlanmış oldu. O bakımdan Hattat Hamit'e bütün İslam alemi, hatta bizim sanat tarihimiz çok şey borçlu. Yazı evini 30'ların başında matbaa haline getirir Hamit Aytaç. Klişecilik, çinkografi, pantolografi,
mamul maddeler için lüks etiket ve kartvizit basımıyla tanıştırır. Gelenekten kopuşun bütün sancılarının yaşandığı yıllarda ısrarla ve sebatla yazı üzerindeki çalışmalarına devam eder Ahmet Aytaç. Az da olsa yurt içinden ve yurt dışından gelen siparişlere cevap vermeye çalışır gizlice. Attın koruyucu meşalesi olur, engellenir, vazgeçmez. Bakışların hattın başkenti İstanbul'dan ayrılmasına izin vermez. Değerli levhaların yok pahasına elden çıkarıldığı, hatta bazen çöpe gittiği bir dönemde bu sanatın mücadelesine girişmek, yazı yazmaya devam etmek kolay verilmiş bir karar değildi Ahmet Aytaç için. Bir azim, bir emek ve bir çileydi onun için. Ahmet Aytaç gönülden çeker bu çileyi. Çileden yanma, pişme ve olma halini tadar. Kamış elinde kağıda, taşa, ahşaba dökülürken medeniyetinden aldığı kutsi emanet. Hayatını onun varlığına borçludur ki elhamdülillah ondan aldığımız bu sanatı biz de aynı yolda devam ettirmeye çalışıyoruz. Ahmet Aytaç 1945 ile 47 yılları arasında Şişli Camii'ne Celis'le ilk abidevi yazısını yazar. 24 yaşındadır. Olma halinden tevafuktur taşa düşen Şişli Camii'nde. Şişli Camii kapı üstündeki yazıları, lam elifleri bir türlü yerleştiremiyordum. Aynalı istif önümdeydi. Onunla konuşmamı istiyordu. O esnada uyuyakalmışım. Lam elifleri rüyamda yerlerine koyuyordum. Hemen uyandım. Heyecanla lam elifleri yerlerine koydum. Daha adanmış bir ömürdü onunki. Kalem ve yazının üzerinde yükselen bir medeniyetin en önemli ayağı yok olmasını istiyordu. ...1950'de... Yeter Söz Millet'indir manifestosu Hamit Aytaç'a daha rahat çalışma imkanı sağlar. İstanbul'da kaderine terk edilen camilere ruh üfler yazılarıyla dünya koleksiyonlarını süsler bugün o gün yazdıkları sanatının kemal dönemindedir. Cumhuriyet döneminde yapılan camiler ve bu camilerin iç tezyinatı söz konusu olduğu zaman yazı talep edilen şahıs Hamit Bey'di. Onun için İstanbul Şişli Camii'nde, Ankara'daki Kocatepe Camii'nde, buna benzer camilerde, pek çok camide Hamit Hoca'nın yazıları vardır. 1960'da 27 Mayıs'ta ordu yönetime el koyar. Ancak bu defa istese de ötekileştirilemez hat sanatı. Tek tük öğrenciler çıkmaya başlar yazı evinin merdivenlerinden. Ellerinde karalamalar, meş için el bağlarlar. 69 yaşındadır Hamit Aytaç ve gelen hiç kimseyi geri çevirmez. Hat sanatına sadakatle bağlılığını meşkle yoğurur.
hattı geleceğe taşımak ister onun kalemlerinden. Meşke gelen öğrencileriydi. Onun hattı adanmış ömrünün aydınlık yüzü. Hatta başlamak isteyenlere tek sözü önce ibadetine dikkat edeceksin olur. Çıkartma dediğimiz şeyleri, tarifleri yapıyordu. Tabii maşallah maşallah dediği şeyin altına bir sürü çıkartma yaparak yanlışlarımızı bize göstermiş oluyordu. Ama hiçbir zaman şevkimizi kıracak şeyler söylemiyordu. Hamit Bey'in zaman zaman yazı yazarken kalem kağıtta yorgunluktan uyuduğunu ve sonra uyandığını ve tekrar kaldığı yerden devam ettiğine çok şahit olmuşumdur. ...1970'ten sonra yazı yazdığı ve aynı zamanda yatak odası olarak kullandığı Reşit Efendi Hanı'ndaki odası her şeyi olur Hamit Aytaç'ın. 80'li yaşlarını sürmektedir. Güneş görmeyen bu 10 metrekarelik eski han odasında gününün neredeyse tamamını geçirmeye başlar. Hizmet görmeden ilerlemiş yaşına rağmen durmadan yazar. Yazmazsa tükeneceğine inanır. Yani normal bir beşerin zaaflarının ulaşmak istediği hiçbir şeye ulaşmayı istemedi. Sadece kalemi ve yazısı ve o han odası. Orada oturur, orada yatar, orada çalışır, yemeğini orada yer. Bir tüp gibi bir şey var ısıtıcının üzerinde. Efendim bir şeyleri ısıtır, orada yer. Ömür yoğurdu, küçük bir, azıcık bir ekmek. Böyle bir hayatı vardı. O tıpkı kaleminden dökülen bir elif gibiydi. Elif gibi her eğilip bükülüşünde tevhidle hemhal olduğunu kimse bilsin istemezdi. Açlığa, efendim, her türlü mahrumiyete göz yumarak, tahammül ederek, sabır göstererek bu yazıdan vazgeçmedi. Osmanlı'nın irfan dünyasını Cumhuriyet nesilleriyle levhalarında, yazılarında buluşturan adamdır Hamit Aytaç. Uzun ve verimli ömrü 19 Mayıs 1982'de 91 yaşında son bulur Hamit Aytaç'ın. Asiyeti üzerine Karacaahmet Mezarlığı'nın Hattatlar bölümünde bir Miraç Kandili gününde toprağa verilir. Hamit Aytaç'ın iç dünyasında terennüm ettiği iman, his ve sezgileri 91 yıllık ömründe ince ve zarif bir ifadeyle hatta vücut bulmuştur.